Evet sana ben tamam güçsüzler bitti. Tamam basit serimizin 8. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde maceracıyla başlamıştık ve dükkanımıza biraz olsun fazla masa ekleyerek artık 100'ün üzerinde insanı dükkanımıza getirmeyi başarmış idik. O yüzden bir tık fiyatları değiştireceğim. Doğru sen, 77 müşteriye hizmet verelim. Günde 40'tan fazla müşteriye hizmet verelim. Tamam bunu alırız. Elit garson alıyoruz. 120'de. Herhangi bir yemeğiniz 2 kez olsun. Herhangi bir malzemeyi 50 kez satın alın. Hırslara karşı en az bir defa savunma yapın. Tamam. 424 liralık bir para var. Hoppa. Bizim garsonlar mutsuz. Şöyle Ramiza'yı da level atalım zaten. Tatları verelim. Tamamdır. 77 müşteriye hizmet... Hatta dur ya. Limonatanın fiyatını düşüreceğim. Biranın fiyatını düşüreceğim. Suyun fiyatını düşüreyim. Yani 102 müşteriye hizmet verelim. Gene tamam. Kafi. 77 çok az oldu çünkü amına koyayım bence. Seviye atladık. Level atladık mı? Hayır. Muhtemelen biz de Veynaz'a atlayacağız biliyor musunuz? Meyve kasesinden atlayacağız muhtemelen. Meyve kasesinden atlayacağız. Ya öyle gözüküyor. Bu arada yanınıza bir kahve almadınız. Kahve almayı. Ben kahve almayı unutmuşum. Birazdan kahve alırım ben videoda. Gün bitsin öyle alayım. Kullanıyorsanız sigaranızı almayı unutmayınız efendim. Eğer ki işten okuldan geldiyseniz de yanınıza bir yemek hazırlayıp küçük bir su çekip öyle gelmeyi unutmayınız efendim. Evet şimdi günü de bitiriyoruz. 1113 lira gibi bir parayı da sahibiz. Ah. Rahat zenginiz. Zenginlik. Doğru olmasa... Aaa ben buna iş vermedim dur. Çorba kasesi. Aa bunu unuttuk işte abi. Orada patladık gidip. Tamam. Çorba kasesi alalım abi. Mutfak. Ha biz... Doğrama tahtasını almadık değil mi? Doğru. Heh doğrama tahtasını alalım. Çorba kasesi yenildi. Çorba kasesi alırız böyle. Güzel abi. Biner parayı alıyoruz şimdi. Kalan günler hatta amına koyayım bir sonraki gün vereceğiz o zaman. Sıçtık. 1054 lira paramız var. Abi yeni bir alan açmanın zamanı geldi. Çünkü artık bu alan bize yetmiyor. Şimdi. Güzel oldu bu. Şu veya abi artık adam akıllı bir şekilde ayarlayabiliriz. Şöyle. Nice. Güzel. Zemin dokusunu hallettik, bu hallettik. Güzel. Şimdi buradaki masayı bir buradaki duvarı bir kaldıralım ilk önce. Ama dur, ilk önce buraya bir ışık tabi alalım. Hani paramız çıkışacak mı oraya? Ona bir bakalım. Zaten ilk önce şuraya bir masa alacağız. Bir tane koltuk alacağız. Paramız henüz buraya daha çıkışmıyor abi. O yüzden şunları şu şekilde ayarlayacağım. Hı, tamam. Henüz daha buraya paramız çıkışmıyor. O yüzden burayı kaldırmanın bir anlamı yok. Ben bir kahve alayım geleyim. Hop, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu amına koyayım. Ya hiçbir şey başarılı olmadı ya. Harika para da yok. Amına koyayım ne güzel peynir alacaktım ben ya. 10 tane peynir ve şunu yapacaktım abi ya. Of. 54 müşteri izin verin. Tamam bunu hallederiz. Kolay. Çorba kasesi için tamam bunu da hallederiz. Bir malzemeyi 50 kez satın alacağız. Neyi satın alabiliriz 50 kez şu an? Buğdayı satın alabiliriz.
Hadi. Bunu da aldık, güzel. Bir tane daha üçü yaptığımız zaman şu muhtemelen şunu yapacağız. Marione diye bir, ama bunun ismini yabancı yapacağım, hani elit ya. Bizim Türkiye liginde de genelde hep elit topçular yabancı olur ya. O yüzden onu şey yapacağım. Diye bakma. Ya daha yeni söndürdüm ama yakasım var. Yakmayacağım amına koyayım. Bu şekilde zaten ben sigara kullanımını arttırdım ama haberde bir şeyleri yapıyorum. Sigara kullanmıyor. Benim telefon sessiz de mi? Sessiz de, güzel. Tamam. Şuna. 2000'lik bir prestij sahibi de olmuşuz bu arada. Güzel. Şimdi abi ben size bir şey vereyim de. Al. Herhalde getirirsiniz. Siktir gidin abi, işiniz de zaten. Bizim maaşlar 155. Ya 178. Yağdan 100 lira, 278 lira para gidecek her ay. Her gün. En azından eksiyle başlamayız bir şey almazsak. Aynen, tamam, eksiyle başlamayacağız bu sonraki günü. Güzel. Bir şeylerin fiyatını arttıracağım. Çünkü garsonların artık hızı yetmeyecek diğer türlü. Çok fazla çalıştıracağız çünkü diğer türlü. Aynen. Böyle günde bittiğine öyle. Ben şu kahveyi bir karıştırayım. Cam sesi gelebilir. Tık tık tık. Tamam, ertesi güne başla. İyi, güzel oldu bu. Aynen. Mariana'yı aldık. Geldi mi? Geldi. Geldi. Maria yapayım onu. Maria. Dur ya. O da tifik olsun ya. Ramiz dayının maaşını arttıralım. Mutsuzmuş. Abi. 243 lira para gidecek her ay. Her gün. Ama artık içeceklerin fiyatını düşürüp fazlasıyla insan çekeceğimiz için bir nevi aslında yine Mario'nun da maaşını çıkartacağız. Şimdi ben şu kahveyi bir güzelce bir karıştırayım. Limonatayı biraz kurgayalım. Hatta hepsini dolduralım mı? Alırız. Siz ne yaptınız lan orası çocuklara? Git peynir getir bana. Güzel. Bir sonraki gün daha fazla müşteri gelecek. 10 tane müşteri daha fazla gelecek. Yine ekonomik kriz başlayacak diye çok korkuyorum ya. Çünkü fazla para getiremedik abi bu el. Hani özellikle Mario'nun gelişi bizi üzdü. Hacı bir şey sorabilir miyim yani? 50 liralık bir şey yaptığın yok. Tamam mı? Kime çalıyorsun? Niye çalıyorsun? Dükkanda kimse yok, kimse. Babası bir çocuğu, yemin ediyorum bizim garsonlar iş yapıyor ya. Babası bir çocuğu. Oo, baya bir parayla abi eksiye başladık. Güzel. Güzel. Tamamdır. Bir günde 900'den fazla kazanan, az siktir git şuradan ya. Personel mutluluğu. Yapalım abi. Güzel, hiç yoktansa abi bir para aldık. Güzel. İyi lan, bunun da amına koyayım parası düşüyor yavaş yavaş.
Tamam, güzel. Yavaştan şu duvarı kırıp şuraya masa koymaya başlayabiliriz gibime geliyor. Ama abi yine günden para gideceği için şu an yani 200-300 lira gibi paramız var. Ya ben burayı çok açık tutmak istemiyorum ama çok da kapatınca çok da sıcak oluyor. ...860 lira paramız var. 105 müşteri hizmet veriyoruz. Bizim aşçı her şey yetiyor mu onu da bilmiyorum ki ya. Oo güzel, 900'den fazla para da kazandık. Şununla şunu yapsak... Tamam. Oğlum biz ne yarış, çorba kazanla başlıyoruz biz değil mi hala? Oğlum biz şu an açarız yararlı ya. Bugün bitmeden. Buna vereceğim. Zaten bir sonraki gün... Aa şunu açıyorum, şarap tadım. Haa güzel güzel güzel. Canan level atmış. Hmm. 1100 lira paramız var, güzel. Hatta daha fazla para da geliyor şu an. Şu yeni tarifi açalım, ondan sonra 150 gelecek. Güzel. Aa, ben bunlara para verecektim, vermiyordum. Neyse. Abi biz yavaştan artık şu masa işine de bir girelim değil mi? Şuraya... Şuraya bak koyalım o zaman bunu. Koltuklar diyeyim. Tamam. Şurayı yıkacağım. Şunu şuraya alsam. Tamam. Sonra yavaş yavaş ortaya at da şunu da şuraya alalım. Geçiş olsun diye. Hani şu alan bir boş kalsın diye. Artık fazla fazla müşteri de alabiliriz. Hatta biraz fiyatları da düşürelim şöyle. Ama fiyatları da düşürmeyelim ya. Bu sefer garson yetecek lan. Tamam. Çilek lazımdır ya bu arada. Neyse şu an almayacağım. Çünkü para yok, alamıyorum. Mutfak için bir leğen al, mutfak için bir baharat rafı al. Para var mı? Yok. Oo, mutfağa yeni yeni şeyler gelmiş bu arada. Bu 3 tane şey gelmiş. Bizim yine bugün bir 1000 lira para yapmamız lazım. Şunları ekledik ki çok nasıl şunların... Şeyini görelim ya, rahatlığını görelim ya. Güzel. Hani yavaş yavaş artık aslında günleri bitirip hani video dışında günleri bitirip para kasacağımız zamana denk geldik. Hani ilk bölümlerde demiştim ya size. Hani belli bir zaman sonra zaten her şeyi göreceğimiz için her şeyi bileceğimiz için günü ilerletip, günü bitirip, ondan sonra para yaptığımız zaman sadece satın adamları ve gelişmeyi göstermek için kaydı açacağız demiş. Hatırlıyor musunuz o zamanları? İşte yavaş yavaş ona doğru ilerliyoruz. Güzel abi, bugün de yine 1000 liraya yakın bir para, hatta 1000 lirayı elde etmiş olduk. Dur. Mutfak.
Lan alalım. Torba kazan alalım. Ananı sikeyim, para bitti. Ya bir tane şundan eksik alsaydım belki şunu tamamlıyor olurdum ya. Neyse, yapacak bir şey yok. En azından artık çorba satışımız da olacağı için. Bir bakıma rahat edeceğiz. Bir sonraki gün yine bir para artışından siki tutarız gibime geliyor. Güzel. Yavaş yavaş şöyle bunları da toplayalım, peynirleri falan filan. Çünkü bu şarap takımına şey gidecek. Hatta şuraya da bir tane bunu ekleyelim. Ertesi güne de başlayalım abi. ...95 liraya şunları yapabilirim abi. Bir dakika lan. Tamam, 95'e bu gitsin. Başka türlü olmuyor. Ne oldu? Efendim, bir yemeği tamam, peynir 7 kez hazırlansın. Az siktir dur. Heh. Üretkin için 300 para da aldık, güzel. Bizim şu an mutfak rafı almamız lazım. Ve bir para gelsin. Ne kadar lazım? 400 lazım. Ha, tamam, direkt alabiliyoruz. Güzel. Güzel. Şunu da aldık. Şu 400'ü bugün tamamlarsak fena olmaz. Bu ne lan? Ben İngilizce bilmiyorum ki ama. Ben İngilizce bilmiyorum dayı. Bana İngilizce konuşmayacaksın. Ben anlamadım. Ben tadım değil. Aa, bir süt ve bal şarabını da açtık değil mi? Doğru. Para yapınca onları da ekleyelim abi. Şuraya ne kadarmış onlar? Süt favori 700 lira. Ananın amı. Ha, senin amı. Şaraplar bitmiş. Al, şarapları arttırdım. Lan 15'e de dekorasyona sahip olalım diyordur. 3 tane daha dekorasyon almam lazım. Şuraya hiç çiçek eklemişiz. Biraz çiçek ekleyelim değil mi? Biraz çiçek ekleyelim değil mi ya? Biraz çiçek olsun ya. Oğlum, her şeyi buraya yığmama gerek yok. Mesela giderim şunu şöyle şuraya çekerim. Bunu da buraya alır. Tamam, bunu da buraya koyarım. 15, tamam. Güzel, 450 aldık buradan. Yürü. Boş oğlum. Güzel oldu bu. Bu ne ya böyle? Lan şimdi araştırmak istemiyorum bunu ya. Aman boşver. Çalışıyor mu çalışıyor, boşver. Bu arada... Bunu açtık ama şeyimiz yok. Çileğimiz yok. Riske atmak istemedim, boşver. Daha fazla bitki açalım. Ve ertesi güne başlayalım. Başlayalım ya, aman. Şu an bir şey düşündüm de, gerek var mı onu? Tam kestiremedim, biraz masa ekleyeyim bari. Bütün gün boyunca sadece ana yemek servis edin diyor. Eee.
Anladım. Bizim şu an bunu yapmamız lazım. Çilek getirdiniz mi bana? Bana şu an çilek lazım. Bizim şu an az çileğimiz var, tamam. Birkaç gün sonra yine şu çilekten parayı buluruz. 147 müşteri, doğru. Çok fazla. Evet garson, çok mutlu. Çok mutlu olmasın. Seyfo dayının maaşını arttıralım. Güzel. Şu uyarıyı bu bölümden sonra bakacağım. Neymiş ne değilmiş. Bununla ilk kez karşılaştım ben. Önceki save'imde bu yoktu. Chef on follow. Şefin acaba hani çorba becerisi mi yok diyeceğim, tatlı da yok o monokoyim ona bakarsan. Yani ona bakarsan tatlı da yok. Tatlısı da çorbalarıyla yani. Ona ben bu bölümden sonra bakayım. Anlamadım ama herhalde mantıklı bir şeyler söylüyordur. Ben anlamıyorum abi, belki anamıza sövüyor yani, anladın mı? Güzel oldu bu save abi. Bu save güzel oldu yani. Gerçekten istediğim şeyi tutturdum. Yani önceki save'de bir tık daha nasıl söyleyeyim size? Yani nasıl söyleyeyim size? Önceki save'de çok fazla batıyorduk. Bu sezon yani bu save'de biraz daha iyiyiz. Oo, bir tane altın üyeye hizmet vermişiz. Güzel, prestijimiz o denli artmış. Ama abi yavaştan bu bölümün sonuna doğru gelelim. Daha iyi olur. Evet hocam. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine oyuna ve abone olmayı, like atmayı da çok. Tamam masa tarzı oyunların gelmesi istiyorsanız ben yorumlarda bunu böyle etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.